Merhaba. Kış bitti ama bahar gelmedi. Londra havasından bahsediyorum. Geceleri sıcaklık 1 dereceye kadar düşüyor. Gündüz 8-10 derece. Önümüzdeki bir hafta 10 gün için de durumlar pek parlak değil. iPhone'un hava durumu uygulamasının yalancısıyım. Kış bitti belki ama bahar gelmedi. Bir yönüyle bu Türkiye için de böyle. Kazma kürek yakma dönemi. Önce istakoz sonra Rolex tartışması sadece sonradan görmelikle açıklanamaz gerçeklikten kopan AKP tayfasının yüzüne sokağın gündemini vurdu. Tepeden en kılcallara kadar genişleyen bir azgınlığın içindeler. Çalışarak, üreterek, rekabet ederek, hak ederek elde edemeyecekleri bir servete kondular ve bunu sürdürme derdindeler. Uzun yıllardır çay simitle yaşam sürmüyorlar. Seçimi kaybetmişsin. Bir AKP'li Monaco Yat Limanı'nda önüne gelen tabağın fotoğrafını çekip Instagram'a koyarken, reis yazlık sarayında bayram tatilindeydi. Biri bunu paylaşırken diğeri gizledi. Parti içinden gelen tepkilere bakarsanız anlarsınız. Yediğin içtiğin senin olsun da ne demeye paylaşıyorsun? Eminim bir iç genelge ya da parti içi ikaz uyarı mesajlarıyla bu tür paylaşımlar yasaklanmıştır. Fakat mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye'nin zenginleri öteden beri bunu göstermemeyi tercih etmiştir. İstisnalar olabilir. Mesela 20 yıl kadar önceydi. Karacan ailesinden biri aracının arkasındaki markayı söktürmüş ya da üretici firmadan öyle sipariş etmişti. İsim vermeyeceğim ama hadiseyi iyi hatırlıyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca kimi cumhurbaşkanlarının ya da başbakanların lüks yaşantısı ya da çevresindeki bir avuç grubu ihya ettiği oldu ama kamu kaynaklarının onlarca yıl boyunca sömürüldüğü böylesi bir saltanata tanıklık etmedik. Mızrak çuvala sığmıyor çünkü kamuoyu sıradan ilçe belediyelerinin makam odalarındaki sıra dışı dekorasyon örnekleriyle afallıyor. Valiler geri durur mu? Her biri adeta Vahdettin Köşkü'nün kabul salonunu kopyalamış. Bu yoktu. Çünkü hiçbir iktidara böylesi palazlanma şansı verilmemişti her gelen kendi çevresini ihya eder, fazla ileri gidemeden seçimi kaybeder, çekilmek zorunda kalırdı. Yeni gelenler de devletin malı deniz anlayışını sürdürürdü. Erdoğan'ın alanı çok daraldı. Ne yapacağını bilmiyor. Çünkü henüz bir çıkış göremiyor. Göremediği için de erteliyor. Ankara'da durum bu. Zamana oynuyor. Yüksek enflasyonun, hayat pahalılığının, alım gücünün düşmesinin tek sebebi saray. Bozuk ekonominin sorumlusu orası. Lüks ve şatafat yeni değil, hep oldu. İstakoz ve Rolex'e tepkinin şimdi patlaması artık millete batmaya başladığı içindir. Bunu göremediler. Bıçak kemiğe dayanmamış, kemiği kesmeye başlamıştır. Hafta sonu organize edilen fahiş fiyata sivil boykot kampanyası tutmadı. Neden? Memnuniyetsizliğe itirazın yolları bellidir. Bir daha o lokantaya gitmezsin ya da kapıda menüsüne bakar içeri girmezsin. Fırsatçılar her yerde olur, hele böyle ortamlarda. Genel bir boykotla işini düzgün yapanları cezalandıramazsın. Ayrıca Çankırı'daki bir lahmacunla Beşiktaş'taki bir lahmacun aynı fiyata satılmaz, satılamaz. İşletme maliyeti dükkanın cadde üstü ve sokak içinde olmasına göre bile değişir. Fiyatlar Ankara'dan belirlenemez ve hukuka dönmeden bu işler çözülmez. Mevcut idarenin hukuka döneceği de yoktur. Kış bitti ama bahar gelmedi. Bunu işler iyiye gitmeden daha da kötüye gidecek biçiminde de okuyabilirsiniz.